bize güven de yanlışı seçme. Kaç kere söyledik biz çocuk sana, bir türlü kulak asmadı lafımıza. Hadi bana kalklara gel yanımıza. Evet, cumartesi günleri gelmesi gereken video 2'dir pazar geliyor ama bu durumu düzelteceğim. Ya çok da bir şey değişmiyor, her türlü video geliyor. Olur da bu videodan itibaren beni ilk defa görenler varsa, kapaktan, başlıktan, oradan buradan gelenler varsa, bu odada Axolotl var, balıklar var, gecko var, agama gelecek yakın zamanda, onu anlatacağım agamayı soranlara. Çamur zıpzıplarımız var, Afrika dev salyangozlarımız var, bolca böceklerimiz var ve şimdi de odamıza yeni dahil olan, kapakta ve başlıkta yazan 8 gözlü sıçrayan örümceğimiz var. Hemen örümceği size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Bol bol inceleyeceğiz. Ama şunu anlatmam gerekiyor. Bu örümcek geçtiğimiz yıl bu odaya girip ahda odamda taşı yaprağın üzerinde bana hareketler yapıyordu. Böyle tuhaf tuhaf. Çok da tatlı bir şeydi. Ve ben bu odama giren örümceği story atmıştım Instagram'da. Hatırlayanlar çıkacaktır illaki aranızda. Sonrasında o story'e yanıt verenler oldu aranızda. Abi işte bu örümcek özel bir tür. Bunu besleyenler var. Çok sevimli bir tür. Hatta bu örümceğin animasyonları, bilgisayar oyunları var yazanlar olmuştu. Ardından ben bu örümceği merak ettim. Araştırdım ve çok hoşuma gitti. Ve tam bir yıl sonra bu örümcek bu odaya tekrar geldi. Ben de fırsatı kaçırmadım. İyi ki de kaçırmamışım. Dışarıda bir haftadır selseri götürüyor. Yazık, bu cancağız ne olurdu bilmiyorum. Şimdi ona geçici olarak bu odada misafir edeceğiz. İnceleyeceğiz. Güzelce ona besleme yapacağız. Sonrasında da tabiata tekrardan salacağız. Ama bir süre bu odada bizimle beraber kalacak. O zaman hiç sizi bekletmeyeyim. Yeni misafirimize şöyle bir yakından inceleyelim. Şimdi bu misafirimiz şimdilik böyle bir kavanozda, ona çok güzel bir teraryum hazırlayacağız şimdi hep beraber. Ama şöyle ayaküstü sizlere bir göstereyim. Bir tık daha büyüyecek, bir tık daha belirginleşecek. Zararsızdır, merak etmeyin bu arada. Neyse, bununla alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Hatta ben şimdi anlatırken ekrana bunun yakın çekim görüntülerinden ekleyeceğim, internetten buldum ve teraryuma geçtiğim zaman daha detaylı inceleyeceğiz. Bu örümcek jump spider diye geçiyor, yani sıçrayan örümcek diye geçiyor. Avlarını çok güzel zıplayarak yakalıyorlar. Bu canlılarda 8 tane göz var. Ama biz belirgin olarak 4 tanesini görebiliyoruz. Hani detaylı böyle yakın çekim incelemelerde bütün gözleri görünüyordur mutlaka. Sıçrayan örümceklerin Türkiye'de 36 cinsi, 89 tane de türüne rastlanılmış. Bu sıçrayan örümcekleri inceleme altına alan ve onları eğitmeye çalışan, bildiğimiz evcil hayvan haline getirmeye çalışan bir isim var. Doktor Mustafa Nebevi. Doktor Mustafa Nebevi sıçrayan örümcekleri eğitmeye çalışıyor. Hatta Mustafa Nebevi bu konuyu Nature dergisinde de yayınlamış. Barış Özcan'ın kanalında da çok detaylı, çok da güzel bir video var. İsterseniz bu videodan sonra da o videoyu da izleyebilirsiniz. Doğada 6000 tane çeşidi varmış bu canlının. Dediğim gibi Türkiye'de de 36 cinsi, 89 tane türü varmış. Evet, gelelim sizlerle şöyle güzel bir teraryum yapalım bu örümceğe. Onu bir güzelce inceleyelim. Şöyle bir kız arkadaşımın bana verdiği plexiden bir kutu var. Çok da güzel kapaklı. Kullanımı da gayet ışık ve güzel olacak. Tam kapağını kapattığımızda bile yanlardan ve her taraftan hava alıyor. Şimdi böyle bir teraryum malzememiz olacak. Bunun içerisine de şöyle bir güzel kök parçası ayarladım. Bunu biliyorsunuz, toprağın altından çıkarttığım o kökler vardı ya. Onlardan bir tanesi. Bunu da ortaya koyacağım. Tabii zeminine torf koyacağım. Şöyle torftan birazcık alacağım. Önce örümceği mi incelesek? Dur, önce örümceği bu plexiye bir koyayım. Onu bir inceleyelim. Sonrasında teraryumunu hep beraber bir yapalım. Evet, örümceğimiz burada. Şöyle bir yakınlaşalım ona. Evet, böyle bir canlı işte, çok tatlı. Yani bilmiyorum ne kadar zoom yapabildim, ne kadar netleyebildim ama zamanla bunun detaylı ben videolarını çeker biriktiririm. Böyle örümceğe geldiğim zaman onu detaylı şekilde inceleriz. O zaman şimdi hep beraber bu örümceği güzel bir teraryum yapalım. Örümcek bir haftadır, ben de bir haftadır besliyorum. Un kurdu veriyorum. Un kurdunu alıyor ve bir köşesinden başlıyor emmeye, içine emiyor. Sonra kabuğunu kenara bırakıyor. Çok güzel avlanıyor. Şimdi tabii ki yeni bir mekana geçeceği için stres altında olacaktır ama ben bu beslediğim süre içerisinde sizlere devamlı olarak görüntü almaya çalışacağım. Hadi o zaman hep beraber şunun teraryumunu bir halledelim. Önce örümceği oradan bir alalım. Şöyle birazcık torf alacağım nemi tutması için. Bu nem kısmı önemli çünkü teraryumumuzun içerisine. Salyangozları yeni koyduğum bu torftan biraz ekleyeceğim. Şöyle bakayım şu kadar yeterli mi? Yeterli, güzel. Şimdi bunu içerisine gömeceğiz. Şöyle emaneten göstereyim sizlere, şu alttan. Şöyle yapacağız. Bak şimdi ne yaptım biliyor musun? Şöyle göstereyim ufaktan. Şu kütüğün ucundan bir tık kırdım.
çok fazla uzun geliyordu. Şu şırıngayla da hafiften zemini nemlendirdim. Çok hafif ama öyle abartmadan. Şöyle bir yaşam alanı oldu. Gayet de şık, gayet güzel oldu şöyle baktığınız anda. Ve kibar, minik, kendi boyutuna göre tatlı bir yuva oldu. Yani istediği gibi takılacak. Bence gayet güzel oldu. Şöyle işimizi gayet görür. Güzel besleme de yaparız. Güzel yuvasını da yapar istediği gibi, istediği yere. Tamamdır. O zaman Lucas'ı, bunun adı Lucas olsun. Zaten Lucas ismi öyle geçiyor. Örümceğimizi yeni teraryumuna alma vakti. Hop, zıpladı bile zaten kendi. Ad üstüne sıçrayan örümcek. Artist ya. Şu hareketlere bak. Çok tatlı ya. Çok güzel. Şöyle bir tane ufağından bir şey atalım içerisine. Un kurdu atalım. Buradan avlayacak durumu şu köşeye bırakalım. Tabii şimdi videoda yapacağını sanmıyorum. Haliyle yeni yerine geldi. Ben bunu ayar çekerim ya. O mutlaka bir şekilde yakalar onu. Tamamdır. Güzel bir teraryumun oldu. Hadi bakalım. Vallahi teraryumun içerisindeki her şey doğal. Doğada neyle karşılaşıyorsa burada da onları koydum. Haliyle de görüntü güzel oldu şu anda. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama. Bak bak şu tipi bak ya. Oğlum şu ayaklarını, ellerini, kollarını bir şeyler yapıyor ya. Tipsiz. Bak gözünün iki tanesi arka tarafta. Gözlerini görüyor musunuz? Bir sürü göz var üzerinde. Oğlum bize doğru dönüyor. Heh. İşte bu ya. Sesimden direkt titreşim dalgalıyor ya bunlar. Sesim böyle birazcık titreşimli gidiyor ona. Ne haber? He? O hareketler ne öyle? O hareketler ne öyle? Gözlere bak. Dişlere bak, dişlere. Yalnız bayağı da usta avcıdır. Yani hiç şakası yok. Kendi boyutlarında bir canlı için. Tamamdır. Bunun adı Lucas. Animasyondaki, çizgi filmdeki adını koydum. Hareketler çok güzel. Tamam. Bununla yeteri kadar oyalandığımıza göre. Tamamdır. Hadi bakalım. Çok da güzel oldu. Şöyle kapatalım direkt. Ya bu arada aklıma fikir geldi de bundan var ya, bunun içerisine o kadar tatlı bir şey yapabiliriz ki. Çok güzel bir şey yaparız var ya. İçeri böyle, bunun kablosu da ince. Nereye gittin lan? Işıkla içten, yani içinden sokarak böyle topraktan çok tatlı bir, bunu güzel bir yaşam alanı yapacağım. Aklıma çok güzel fikirler geldi. Hadi bakalım. Bununla zaten sonra uğraşırız. Canlıları görmeye devam edeceğiz ama şu anda benim görmek istediğim, sizlere de göstermek istediğim sürpriz bir kutu var. Sağ olsun kanalımızın değerli takipçisi olan Burak Ceylan. Özellikle konuşmuştuk, buradan selam olsun, çok çok teşekkür ederim dostum valla. Bu tarz şeylerde ben pek konuşamıyorum, artık bu kanalın izleyicisi olduğuna göre bunları bilmen lazım. Valla çok utanıyorum ya bu tarz şeylerde. Aslında kendisi özelden bana sordu, 3D printer'dan bir şeyler yapıyorum. Hani istediğin, basmamı istediğim bir şey var mı diye, ihtiyacın olan bir şey var mı diye. Sağ olsun. Ya düşündüm, benim de açıkçası çok aklıma bir şey gelmedi. Sonra sağ olsun kendisi kanalımıza sürpriz bir kutu hazırlayıp gönderdiler. Vallahi çok teşekkür ederim. Kutu geleli birkaç gün oldu. Zaten Burak biliyor, özelliğinde görüşüyoruz. Şimdi açıyorum, hadi bakalım. Şöyle başta notlar bizi karşılıyor. Oğlum bunlar çok güzel şeyler ya benim için. Düne kadar kanalda hiç kimse yokken şimdi bir sürü insan oldu ve bu insanlarla etkileşime giriyoruz. Bu bir şeyler gönderiyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Bu çok değerli bir şey benim için. Vallahi ne bileyim işte. Burak Ceylan ve Melisa Ergin'den sevgilerle, severek izliyoruz demişler. Sevgili dostum Burak'a ve Melisa'ya buradan kucak dolusu sevgiler. Çok çok teşekkür ederim. Ben Burak'a dedim ki madem böyle şeyler yapıyorsun, hani benim izleyenlerden mutlaka ihtiyacı olan çıkar. Hani yardımcı olur musun dedim. Sağ olsun beni kırmadı. O yüzden 3D printer'dan bir şeyler bastırmak isterseniz, ama Burak size mutlaka yardımcı olur. Hepsini güle güle kullan. Bu tarz ürünleri isteyen arkadaşlar için indirimli olarak ben şimdi ekrana koyduğum Instagram hesabına ulaşırsanız, hani karınca besleyenleriniz vardır aranızda, ne bileyim teraryumuna parça ihtiyacı olan vardır ya da sevdiği bir oyun karakterini, ne bileyim işte karakterlerden bastırmak isteyenler vardır ya da işte ev içi kullanılacak malzemelerden bastırmak isteyen varsa Instagram hesabından buraya ulaşabilirsiniz, haberiniz olsun. Şurada şöyle bir çay var, tabi çaysız olmaz şimdi yani. Nescafe çıktı buradan da. Şunları ben bir çıkartayım. Şunları dökmeden şöyle buraya bırakalım. Yalnız bu arada bayağı sert plastik ha. Siyah olması da hoşuma gitti. Bir şey daha var burada. O üzerinde not var. Bu neymiş? 3D yazıcıda basılmış karambit, güle güle kullan. Sen ne diyorsun ya? Çok teşekkür ederim. Dur bakacağım hepsine. Bunları da şuraya vereyim. Kutuyu bir alayım şöyle. Bu notu buradan alacağım. Diğer notlarla beraber bunları sakladığım bir yer var. Bu kanala gelen böyle manevi şeylerden, onların arasına mutlaka katacağım. Haberin olsun. İlk şuna bir bakalım. Bu neymiş? Salyangozlar için besleme kabı. Ama şunu bir açayım hemen. Var ya, sana bir söyleyeyim mi? Hani sormuştun ya bana, ihtiyacın olan bir şey var mı? Basmamı istediğim bir şey var mı diye. Bu benim nerede işime yarayacak biliyor musun? Ben sana direkt peşin söyleyeyim.
söyleyeyim. Şimdi salyangozlar büyüdü. Salyangozlara güzel bir teraryum hazırlığına giriyorum. Normalde aklımda kaya yapmak vardı ama şimdi kayayı da çıkart koy tekrar torfu bozar mı diye düşünüyordum. Var ya şu yani cuk oturdu. Bunu ne yaparız? Hemen besleriz güzelce. Bu kalsiyumunu dökeriz. Güzelce beslemesini yaparız. Sonra alır götür kaynar suda şöyle güzelce bir yıkar. Tekrardan teraryumun içine koyarız. Vallahi çok teşekkür ederim. Direkt peşin peşin söyleyeyim. Bu 10 numara işime yarayacak. Şimdi diğer parçaya geldim. Bunlar bayağı bir sert malzeme. Akvaryum alet seti lepises ve koylar için. Nazarda olsa iktidir ya. Çok teşekkür ederim. Ben bunu bir açayım ama. Akvaryum bir kenara da ya. Akvaryumda mesela bitkili akvaryumlarda bu kumları mumları düzeltmek için aralardaki boşluk çok işime yarar. Mesela şundaki kulpu istediğin diğerlerini ek yapabiliyorsun. Bunlar özellikle nerede işime yarayacak biliyor musun? Bak bunlar agamaya yer yapacağız ya şimdi kumlar mumlar gelecek. Orada dışkıları temizlemede efsane işime yarayacak. Cigulide torfa geçtiğimde torfta da aynı şekilde çok işime yarayacak. Vallahi çok teşekkür ederim. Bu parçalar bayağı beni kurtaracak parçalar oldu. Hani sen akvaryum olarak düşündün ama ben bunu çok farklı yerlerde kullanacağım şu anda. Vallahi var ya süper denk geldi. Çok teşekkür ederim gerçekten. Şuradaki karambit ya şuna bakar mısın? Çok güzelmiş. Ben bunu direkt asarım. Ben buna yer ayarlarım burada. Şuradan da çıkıyor. Şurada da bıçağı var. Çok güzelmiş bu an. Kargoları bunun açarız ha. Tuğkan abi bıçak gelince öyle yapıyor ya. Bizim de kargo açılım bıçağımız bu olur valla. Keskin de çok da güzel kargoları açarız bununla. Artık kutu açılım videolarında bunu sık sık görürsün Burak. Valla çok teşekkür ederim ya. Bunları ben saklıyorum. Benim diğer odada genelde balıkları aldığım kutular ayrı. Onların saforları ayrı. Bir de kanala gelen bu tarz manevi hediyelerin işte bu tarz şeylerin saklı olduğu bir yer var. Bu orada sürekli olarak duracak. İleride bunlara tek tek bakacağız. Bak bir önceki videoda kanala nasıl başladığımı anlattığım bir kısım var ya. Orada diyorum ya ilk videoda. Bu videoyu hatıra olarak çekiyorum. İleride insanlar gelir işte akvaryumlarımız olur. Kanal bir yere gelirse açar bakarız nereden başladık nasıl geldik diye. Bunlar da öyle gerçekten. Bunlar da bu tarz şeylerin içerisine girecek. Burak ve Melisa ya çok çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Çok çok selam olsun buradan da. Evet, canlılara bakmaya devam ediyoruz. Nerede kaldık? Örümceği gösterdim. Aslında yeni başlamışız. Şimdi sıra Ciguli'de. Şöyle bir Ciguli'ye bakalım hep beraber. Önce bir severim Ciguli'yi alalım şöyle bir. Sonrasında canlı besleyelim. Çünkü önce canlı beslersek hassas olanlar var. Onlar belki görmek istemez. Önce bir severim sonra canlı besleriz. Hadi bakalım. Evet, Ciguli deriye girmiş. Yani deriye girmiş derken deri değişiminde şu anda. Görüyorsunuz renkteki açıklığı. Gel gel korkma gel. Tipe bak. Şöyle bir tık daha geriye çekilelim de. Şu ışık altında daha güzel görecekler seni. Ciguli deri değiştirecek. Ne oldu oğlum sana? Böyle bir beyazlamışsın. Betim benzin atmış. Ne oldu sana? Şimdi şöyle bir buradan inceleyelim. Ciguli deri değişimine girecek. Hatta bak ayakları bir beyazlamış. Görüyor musunuz beyazlıkları? Zaten kafa derisinde de şu an beyazlamalar var. Yeni de beyazlıyormuş gibi ama şu an bir tam karar veremedim. Ekrandan daha net görünecektir de. Yani şu an anlayanlar. Yo yeni atmış gibi ya sanki. Işıktan öyle geldi bana galiba. Sen deriye attın mı atacağım mı lan? Ya, sıksam ya şöyle var ya. İçimden o kadar geliyor şöyle sıkıp sevmek. Evet Ciguli'yi de görüyorsun şöyle süzüle süzüle parmaklarımın arasında geziyor. Duruşa bak duruşa. Cigu. Yalnız güzel kilo aldı he. Bak kuyruğu da güzel şişmiş. Karnı da şu an gayet güzel duruyor. Bak buradan bakıyorsun dinozor. Ama bir de buradan bakıyorsun böyle. Bak ne oldu dinozorluk nereye gitti? He? Hop Ciguli'ye döndü gördün mü? Hadi o zaman seni bir besleyelim gel. Ben zaten burada hemen hazırladım. Bu kalsiyuma bandırdım biraz. Şuradan bir tane seçelim. Vermiyorum. Gel dışarı gel gel. Gel gel. Gel. Hadi gidiyor bak. Sen var ya çok numaracı bir şerefsizsin ha harbiden. Oğlum gel işte ya. Sonra bana yazıyorlar abi biraz uzağa koy da uzaktan yesin diye gel. Gel şöyle yola gel be. Al hadi. Ay koçum benim. Gel. Bak bak hareketlere bak. Oo çekti aldı. Öyle boşa atarsın işte hop. Öyle boşa atarsın. Gel gel burada Cigu. Gel bak. Al hadi al. Tamamdır Ciguli'de sol durumlar böyle. Ben şimdi nem ağrısını koyacağım. Hadi bir yuvaya gir de şöyle süzüle süzüle onu da görelim. Sonra bir daha alışalım seninle. Hadi gir gir hadi gir. Bak şimdi bak.
o kuyruğun son süzülmesi var ya, bayılıyorum ona ya böyle. Şimdi akşam canlı yayın denemesi yaptık. Önce YouTube'dan başladık, sonra Twitch'e geçtik. Kendi aramızda sohbet ettik. İşte yorumlarınızı, sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Daha çok şeydi mantık işte. Yayın donuyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Onlara baktık. Şimdi Agama'yı orada da cevapladım da yorumlar çok geldiği için söyleyeyim. Maymun çiçeği midir? Maymun hastalığı mıdır? Her ne zıkkımsa onun yüzünden Türk Hava Yolları kargo taşıma uçakları bir süreliğine askıya alındı. Askıya alınınca o hayvan sevkiyatı olmadı. Hayvan sevkiyatı olmayınca da biz Agama'yı şu anda burada ağırlayamadık. Tekrardan o taşımacılığa izin verildiğinde son sürat canlımız, Agama'mız kısmetse odamıza gelecek ve onu da burada besleyeceğiz. Zaten onun yeri dünden hazır, zaten görüyorsunuz. O zaman şimdi gelelim aranızdan birçoğunuzun beslemeye başladığı kanalımızın da yeni canlısı olan çamur zıpzıplarına. Şimdi çamur zıpzıplarında, sizlere çamur zıpzıpını göstermeden önce bir şey söyleyeceğim. Aksolotl'un içerisindeki kum var ya, onu alıp çamur zıpzıplarına eklemeyi düşünüyorum. Ardından da çamur zıpzıplarının akvaryumunu komple modifiye yapacağım. Şöyle bir kayan var, tamam mı? Düşürmemek için zor tutuyorum, bayağı da ağır. Hani böyle suyun dışına çıkmaları için. Sonra bunları kanalımızın ilk böyle açtığım dönemlerde gidip doğadan toplamıştım. Lepisesler için şöyle güzel kayalıklı bir akvaryum yapmıştık bunlarla. Şu tarz kayalar var, tamam. Bunlardan böyle çamur zıpzıplarını, artık hangisini kullanırım bilmiyorum. Hepsini kullanmayacağım. Güzel bir teraryum yapma fikrindeyim şu sıralar. Emaneten şimdilik şu görmeniz açısından bırakacağım. Birazcık üstüne ıslatalım. Zıpzıplar bir alışsın, tamam mı? Taşın üzerine bir çıksınlar. Işığa da bir alışsınlar. Şimdi kökü çıkarttığım için onlar strese girdi. O köke bayağı alışmışlardı. Onlar şu kayanın üzerine bir çıksın. Çıktıktan sonra hem onları detaylı inceleyelim hem de onlara bir güzel un kurdu yedireceğim. Çok normalde önceden video çekmeden önce koymuştum da size göstermek için içinden almıştım. İlk koyduğumda bayağı üzerlerinde duruyorlardı. Tabii şu an sabahın çok erken saatlerindeyiz. Canlılar bildiğiniz uykudan uyandılar video çekmek için. Onun da etkisi var ama. Şöyle bir un kurdu vereceğim. Un kurdu verelim bir. Bakalım yiyecekler. Normalde önceki videodan bilirsiniz. Eğer bilmeyenler varsa, izlemek isteyen varsa izleyebilirler. Un kurdunu direkt kapıyorlardı. Bakalım şöyle bir vermeye çalışalım. Evet, yine kapıyorlar. Hiçbir şey değişmemiş. Çok güzel. Onu orada yiyecek birazdan. Hop gitti. Makarna gibi götürüyor valla. İştahlı hayvan gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir un kurdu daha vereceğim. Bunu da şuna verelim. Bu bir çekingen ya. Geldiğinden beri... Uy, çekingen dedim de. Parçaladı var ya. Uy, öyle böyle değil. Dediğime pişman etti beni. Taşın üstüne çıksalar da beyefendiler, orada yeseler de bir izlesek. Camda yansıma var. Yansımaya saldırıyor yanlışlıkla. Bak kaçmıyor, farkında mısınız? Bak bak bak, kovalıyor. Oy 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 oy. Çok güzel. Bu şey yaptıktan sonra bu netleme problemini çözeceğiz. Kum koyduktan sonra. Şöyle yan dön de izlerim kardeş. Öyle ağzında tutman için vermedim ben onu. Heh, götür. Neyse. Şöyle bir elime bir alayım da. Spaları. Tipsiz. Ne güzelsin sen öyle. Hop. Dur la, bir gitme oğlum. Bir dur lan. Bak şerefsizsin lan sen. Siz var ya, şerefsizsiniz ha. Gel ikiniz de gelin buraya. Ne oldu da kızdın mı bana? Yanaklarını bir şişirdin, bir haller bir hareketler. Hadi git. Gel 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 gel. Aa, şöyle ya, gezelim de oğlum birazcık. Bak nasıl gidiyor bak. Hop zıplayacak. Zıplama, şu taşın üstüne kon. Taşın üstüne git ha. Takıl orada birazcıkla. Bak. Oğlum siz var ya, çok şerefsizsiniz ha. Neyse. Zıp zıplarda durum böyle. Evet, şöyle bir salyangozları da sizlere göstereyim. Kocaman oldu var ya spa, daha tabii çok çok büyüyecek. Bunları her gösterdiğimde aynı şeyleri söylüyorum ama büyüyor yani. Şöyle söyleyeyim sizlere, geldiğinde zeytin çekirdeği kadardı. Hatta bak geldiklerinde ne kadardı biliyor musunuz? Bak şimdi. Bak ciddi söylüyorum, geldiklerinde şu torfun tanesi kadardı. Bu kadar büyüdüler yani böyle. Şöyle bildiğimiz full organik bahçeden yetiştirilme taze salatalık. İkiye böldüm bunları. Şimdi şöyle bunları yatıracağız buraya. Bunlar buradan çıkıyor. Önce içlerini yiyorlar. Ben çocukken böyle kremalı bisküvilerin önce kremasını yerdim, sonra bisküvilerini yerdim. Bunlar da öyle yapıyor. Önce yumuşak yerini, içini,
Buradan bir dalıyorlar böyle. Buradan yiyorlar. Tekne gibi kalıyor içi. Sonrasında da kabuklarını yiyorlar. Tabii şimdi böyle salatalığı koyup bırakmayacağım. Hemen buradan şöyle Exoterra'nın kalsiyumundan dökeceğim onlara. Dur bakalım tek elle nerelere kadar yapacağım. Dur. Çıkarttık. Güzel. Şöyle açtık. Attık şuraya. Burada tıkandım şu anda. İçindeki ölçeği almaya çalışıyorum. Şurayı biraz daha yırtarsam belki ölçeği de alabilirim. Bunu böyle güzelce böyle yediriyoruz. Hemen diğerine de verelim. Çünkü bunlar bir tanesi birini kaparken diğeri diğeriyle meşgul oluyor. Bir tık başlarından bir ayrılayım da mutlaka çıkarlar. Hatta kapağı, yok kapağı açık dursun. Onlar öyle bir dursun. Biz o zaman şeye gidelim. Böceklere gidelim. Şimdi gelelim böceklere. Allah gelemedik, burayı yıktık. Burayı zaten biliyorsunuz, burada sadece un kurtlarının şeyleri var, böcek halleri var. Morya kurtları var, onların da havuçlu bir şekilde duruyorlar. Şurada bizim un kurdu üretim merkezimiz var. Az önceki verdiğim un kurtlarını hep buradan aldım verdim. Her taraf un kurdu dolu burada. Görüyor musun? Şimdi gelelim asıl mevzuya bak. Bir de bunun morya kurdu boyutu var. Morya kurtlarını en son böceğe dönüşmeleri için ayrı ayrı yerlere ayırmıştık. Her birini yalnız bırakmıştık. Onlar da böceğe dönüşmeye başlamışlardı. Görüyorsunuz. Aha da görüyorsunuz. Bu normalde canlıdır. Güzel. Ayaklar mayaklar bayağı oluşmuş. Bunlar burada böceğe dönüşecekler. Kocaman simsiyah böcek olacak bunlar. Un kurdu böceklerinden daha büyük oluyorlar ki zaten kurt halleri de büyük. Bunlara bakalım kaç video sonra böcek olarak göreceğiz. Böcek dönüşüm merkezi ve böcek üretim merkezinden aktaracaklarımız bu kadar. Şöyle tekrardan yerlerini alalım bunları. Bunları çarşamba günü aksolotları ve lepisistlerin akvaryumu temizlerken kullanıyorum. Bunlar da burada tamamdır. Var ya yarım saattir bunları bekliyorum. Sonunda beyefendiler çıktılar. Ama çok güzel bir görüntü olacak, dur. Nasıl yemişler? O kadar güzel kokuyor ki ben de böyle kemirmeye başlayacağım kenardan birazdan. Sen nasıl kaldın oğlum öyle? Bak gözlerini içeri çekti. Çık çık. Şşş. Benim oğlum şunun tipe bak. Geliyor 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 geliyor. Bak tek gözünü çıkarttı. Şu an tek gözüyle kontrol ediyor. Neyse yedikleri kısmı göstermiş olayım sizlere. Şöyle bu da buradan emcüklemiş güzelce. Oh bol bol taze salatalıkla kalsiyum alıyorlar şu anda. Şu saklama kabından kurtarıp bunları. Bunlara da güzel bir terarium yaparız. Örümcekte olduğu gibi görünen bir şey yaparsak böyle anlık buralarda gezintilerini de camlarda gezintilerini de yakalamış oluruz. Çıkmalarını da beklemeyiz. Gayet de güzel olur. Tamamdır. Vallahi aranızda kaçıranlar hiç duymayanlar da olmuş olabilir. Çünkü hiç duyuru yapmadan bir canlı yayına başladım. Dün yani cumartesi günü akşam ben canlı yayın yaptım. Buradan YouTube'dan. YouTube'dayken canlı yayında sizlerle beraber hem sorularınızı yanıtlıyorum hem sizlerle sohbet ediyorum hem de sizlerle oyun oynuyorum. Aynı zamanda da sizlerle video izlemek istiyorum. Mesela dünya çapında işte özellikle uzak doğuda bu canlılar nasıl paketleniyor, nasıl geliyor, doğada nerede yaşıyorlar, daha görmediğimiz bilmediğimiz nasıl balık türleri var, canlı türleri var. Hepsini hep beraber bakmak görmek istiyorum ama YouTube'da bunları açıp izlediğimiz zaman telife giriyor ve teliften dolayı da yayınımız yarıda kapanıyor. Ama konu Twitch olduğu zaman Twitch platformu da aynı YouTube gibi hiçbir şey değişmiyor. Hemen hemen her şey aynı ancak orada her şey canlı. Yani YouTube'da da canlı yayın var ama YouTube daha çok böyle video formatında ya. Twitch'te de izlediğiniz her şey canlı. Bu yüzden Twitch'te dilediğimiz şeyleri orada yayındayken izleyebiliriz, sohbet edebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Dilerseniz Twitch'e gelin. Yani Twitch uygulamasını da indirebilirsiniz telefonunuza ücretsiz olarak. Aynı YouTube'daki gibi bir mail adresiyle oraya ücretsiz bir şekilde kaydolup gelebiliyorsunuz. Bilgisayardan da girebilirsiniz. Hiç fark etmez. İndirdikten sonra bu kanalın videosunun yani şu anki videonun altındaki yorumlara sabit dediğim Twitch linkinden ulaşabilirsiniz, gelebilirsiniz. Her neyse. Kanalımızda bildiğiniz gibi katıl desteğiyle destek olabilirsiniz. Kanalımızda şu andan itibaren katıl aboneliğimiz açıktır. Kanalımıza katıl ile destek olan Burcu Özilhan, Baran Al, Resim Kanalı 16, Sinan Kaplan, Wuf Akvaryum Bitkileri ve Sude'ye çok çok teşekkür ederim kendilerine. Kanala sizlerle katıl ile destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi oyun kanalıma oyun videosu atmaya devam ediyorum. Oyun oynarken oyun içerisinde kocaman bir pet shop mağazası açtık. Bir sürü akvaryumlar kurduk orada da. Piran akvaryumları, Japon balığı akvaryumları, Lepisces akvaryumları. Çok keyifli. Yani oyunu bayağı düzeltmişler. Bir şeyler olmuş. Oradan da dilerseniz öyle oyun videolarıma bakabilirsiniz. Tamam o zaman. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. O zaman bir sonraki videoda çarşamba günü Lepisesler ve Aksolotların videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.